Merhaba sevgili satranç severler. Uzun bir aradan sonra tekrar beraberiz. Evet, Kıvanç Azdınaroğlu uzun bir süredir video yayınlamıyordu. O yüzden artık kanalı biz ele geçirdik. Bundan sonra kendisi yayın yapamayacak, ben yapacağım yayınları. Kurallarımız var. Şah istemek, şah çekmek yasak. Şah'tan izin isteyeceğiz bundan sonra şah çekerken. Şahı almak zaten yasaktı. Biz de artık serbest. Şahı alabilirsiniz, kaçırabilirsiniz. Eğer korumaları yok edebilirseniz. Böyle kurallarımız olacak. Bundan sonra kanalın yeni sahibi biziz. Bahadır'la Kıvanç'ı gönderdim. Şimdi önce Maraş'ı bitirelim. Sonra Ordu'yu ve Çeşme'yi bitirelim. Hepsini de analizledim. Yayınlayacağım. Evet, çok uzun süredir ilgilenemiyordum kanalla. 1,5-2 aydır neredeyse çok az video yayınladım. Kamplarım vardı, turnuvalar vardı, yoğunluğum vardı. Biraz daha azaldı yoğunluğum. Şimdi isterseniz Maraş açığın 8. turuyla devam edelim. 7. tur kaybetmiştim. Kazanma şansımın olabileceği bir maçtı. Kaybetmiştim. 8. tur kritikti çünkü kazanırsam son tur derece için oynayacaktım. Beyazlarla Aliyev'le oynamıştım. C4 at F6. G3 C5. Fil G2 D5. Evet, genelde merkezden hızlı bir tepki verilebiliyor. C5 at D5. Buna benzer bir maç yapmıştım ben. Yanlış hatırlamıyorsam başkent açıkta ya da Çorum'daydı. At C3 oynadığım takdirde at çarpı C3 oluyor. B çarpı C3'e at C6 D4 sürüşümü engelliyor. Kale B1 E5 vezir A4 vezir C7. Evet, böyle bir devam yolu oynanabiliyor. Fil çarpı C6 vezir C6 vezir çarpı C6 B çarpı C6. Şimdi burada siyahların fil çifti olmasına rağmen piyon yapısında bir sıkıntı var. Eğer ben E4'ü de tutup C4 D3 veya D3 C4 oynayabilirsem ve E4 sürmesini engelleyebilirsem C5'e bir baskı kurabiliyorum. At F3 F6 D3. Şimdi C4 sürmek istiyorum. C4. Burada C4 güzel hamle, doğru hamle. D çarpı C4 file E6. At D2 uzun rok. At B3. Burada şimdi beyazlar eğer piyonu koruma üzerinden devam ederse siyahlar fil C5 veya fil E7, kale D7, kale D8 gelişimini tamamlayacak. Atı oynadığım takdirde C4 piyonu düşecek. O yüzden at B3'te geri verebiliyor ama burada siyahın hiçbir sıkıntısı kalmıyor. Ben tabi at çarpı C3, B çarpı C5'ten sonra partimiz böyle devam etmemişti bizim ama düşündüm ona hazırlanmış olabilir dedim. O yüzden değiştirdim. B3 oynadım burada. Çok gerekli bir hamle değil B3 ama ben değiştirmek istemiştim maç sırasında. At C6 fil B2. Bu kulaklık biraz rahatsız etti beni. Yapışıyordu. Umarım sesim geliyordur şimdi yine. E5, D3. Ben aslında Maroksi piyon yapısında siyahlarla sizce de gördüğümüz Maroksi piyon yapısını oynamaya çalıştım beyazlarla. Taimanov kan varyantlarından E4, C5, at F3, E6'lı varyantlarda C4'lü sistemlerde oynanabiliyor. Tersten oynamış oluyoruz. Ben bir tempo önde gibiyim oynadığımız sistemde. Ama siyahların da hiçbir sıkıntısı yok. Fil E7, at F3, F6, at BD2, rok rok, fil E6. Son zamanlarda çok ilgimi çekmeye başladı bu sistemler. Kirpi konumları. Çok oynamaya başladım. Kale C1. Açık C hattından bir baskı yapıyoruz. C5'e. Vezir D7, A3. A3'ün mantığı at B4 gelmesini istemiyorum. Çünkü vezir C2, vezir B1, vezir A1 gerekirse gelip bu çaprazda bir baskı kuracağım. Amacım D4 sürmek. Ama genelde bu açış oynanırken E3, fil E2'de oluyor bu fil. Fil E2 şeklinde oynayıp D4 sürünebiliyor. Ben G3 fil G2 ile oynadım. Bu bir taraftan avantaj, D3'ü zayıf bırakmıyor. Diğer taraftan dezavantaj, D4 sürüşümü zorlaştırıyor. Yani bu fil de burada kuvvetli aslında ama avantajı da var, dezavantajı da var. Kale AC8. Kale E1. Kale E1 yararlı bir hamle. At D4 oynadıkları zaman E2 piyonu korumada oluyor. D4'ü almak zorunda değilim. E2 piyonu korumada. Burada çünkü vezir C2 oynasaydım at D4 oynayacağından dolayı sevmemiştim vezir C2'yi. Yani atla da alsam, başka bir taşla da alsam, fille de alsam bu konum hoşuma gitmedi. Çünkü at C3 oynayarak burada artık bir üstünlük elde edebiliyor siyahlar. Bu konum siyahlar için daha iyi. A3 piyonu düşecek. E2 istediği için fil C3 almak zorundayım. D çarpı C3 aldığımda çünkü burada E2'yi koruyamıyorum. Biraz yavaşlayayım, hızlandığımı fark ettim. Fil C3, D C3'e şimdi at C4 oynarsam
Fil C4 alıp A3'ü de alabilir. Veya B5 oynayıp C3 piyonunu koruma altına alıp kale ile dolaylı yoldan A3'ü alabilir. At E4 oynayabilirim. C3 piyonuna baskı için. C3'ü de koruyabilir. Vezir D4'te basitçe bunu da alabilir. Çünkü değiştiği zaman fil çifti var. Yine 2'ye 1 avantaj var vezir kanadında. Bir üstünlüğü oluyor. Bundan dolayı kale E1 oynadım. At D4 gelirse vezirim C2'deyken vezir B1 kaçabilirim. Şah H8 yararlı bir hamle. Genelde bu çaprazdan kaçıyorlar şahı. Fil G8 çekilebiliyor. Kale F7, kale D7 oynanabiliyor vezir D8'deyken fil G8 çekilip. Kaleyi D7'ye geliyor. D7 kendinden baskı kurmak için. Botvinnik'in güzel bir maçı var bununla ilgili. Vezir C2. Kale FD8. Vezir B1. Ben de aslında amacıma ulaştım. Vezirimi B1'e koydum. Şimdi B3 piyonu istediği takdirde her zaman fil A1 çekip B4 sürebiliyorum. Ya da vezir C2 veya vezir A2 ile koruyabiliyorum. Diğer taraftan vezirin B1'de olduğunda vezir A1 gelip D4 sürme fikriyle oynayabiliyorum. At A5. Şu an B3'e bir baskı yok. E3. Fikrim D4 sürmek. Burada rakibim muhtemelen deneyimi olmadığı için bu açılışta zaten düşünerek oynuyordu. Ne yapacağına karar vermek için. B5 oynadı. B5 kötü bir hamle değil ama acele etti biraz. Hızlı bir şekilde saldırmak istedi. Bu tip konularda yavaş oynamak gerekiyor. Taşları doğru yerlere gelip daha sonra C4 fikriyle oynamak gerekiyor. B5, fil F1 burada hata yaptı. B3'e baskı yapıyor ama C4 oynaması gerekiyor burada. C4'ten sonra siyahlar iyi kalacak. C4, D çarpı C4, B çarpı C4, fil çarpı C4. Eğer B çarpı C4 alırsam at B6, C5'e fil C5. Bu konum siyahlara daha iyi. Çünkü konum açıldı. Merkezde siyahlar alan üstünlüğüne sahip. A3 piyonum A7 piyonuna göre daha zayıf. Siyahın bütün taşları oyunda. Vezir kanadı ve merkezde siyahlar için çok daha ideal bir konum. Eğer fil C4 alırsam burada BC4 yerine at C4. At C4'e fil G4. Siyahlar bir piyon verdi ama beyaz kalelerde çok ciddi bir üstünlük kurdu. Bir piyonun önemi yok burada. Beyaz kalelerde bir üstünlüğü, merkezde bir üstünlüğü var. Çok rahat oynanabilecek. Hatta siyahın tercih edilebileceği bir konum. Çünkü merkez kalelere baktığımız zaman bu piyon sayesinde beyazlar merkez kalelerde herhangi bir kareye oynayamıyor hafif taşlarını. Yani merkez kalelerde mücadele edemiyor. Siyahlar ise merkezleşmiş bir şekilde şah kanadına saldırı yapabilir. Beyaz kalelere saldırı yapabilir. Yani bu oynanabilecek bir konum. Rakibim at B6 oynadı burada. At B6 kötü bir hamle. Tabi bu konuma gelene kadar yani birkaç hamle öncesinde ben konumun çok iyi olmadığını farkındaydım. Siyahların tercih edileceğini, siyahlarla oynamak istediğimi farkındaydım. Ve garip bir şekilde hızlı oynayan taraf da bendim. Rakibim düşünerek oynuyordu. Ben hızlı oynuyordum. En azından ben beyazlarla fikirleri biliyordum. Rakibimin de deneyimi olmadığını anlamıştım. Bu benim için bir avantajdı. Hızlı oynamam da o yüzden devam ettirdim fikirleri bildiğim için. Ama burada bir hamle kaçırdı rakibim. C4 oynamadı. At B6 oynadı. Artık C4 oynanacağının farkındayım. Fil F1'de ben burada o yüzden çekmiştim. C4'ü engellemek için ama yine oynayabiliyordu. At B6'ya artık burada B3 piyonun önemi yok. Kirpi pozisyonlarında bu piyon yapısında yani beyazların C4 E4'ü olduğunda veya siyahların C5 E5'i olduğunda F6 sürüldüğünde D4 sürüşleri her zaman bir avantaj sağlıyor. Çünkü F6'daki piyon sıkıntı yaratıyor. Şahın zayıflığı sıkıntı yaratıyor. Ve merkezin parçalanması siyahlara değil bu sefer beyazlara bir alan üstünlüğü bırakıyor. Bundan dolayı artık hazır olduğumu bildiğim için B3 piyonunu önemsemeyip D4 oynadım. Burada birçok devam yolu olabilirdi. Mesela E4 oynayabilirdi. E4 oynarsa D çarpı C5. E çarpı F3. C çarpı B6. İlginç bir varyanttı bu. Vezir çarpı D2, kale C D1. Şimdi vezirin kaçacak yeri yok. Vezir C2 tek hamle. Kale D8, fil D8, vezir C2, kale C2 B çarpı A7, kale C8 fil B5. Evet, baktığımız zaman 3 piyona taş şu an 3 piyona karşı at. A7'de çok kuvvetli bir piyonum var. Vezir çıkmak istiyorum ve şu an B4 istiyorum. Fil B3 almak zorunda. Çünkü at B3 aldığı takdirde de at B3'e fil C6 kazanıyor. O yüzden fil B3 almak zorunda. Fil B3'e fil D4 A7'yi tuttum. Şimdi yapmam gereken kale B1, kale çarpı B3 tehdit. Çünkü fil C6 yüzünden yani kaleyi buraya geldiğim zaman son sıradaki matı engellediğimi düşünün. Yani mat olmadığımı düşünün. Kale çarpı B3, at çarpı B3'e
fil C6 oynayıp geri olan taşımı alabiliyorum. A8 vezir çıkma fikrinden dolayı. Fil D4'ten sonra H3 G4 oynayıp veya H3 oynayıp bir hava deliği açtıktan sonra F3 piyonu da zayıf. Kalemi B1 B4 A4 fikriyle oynayabilirim o atı kovmak için fil C6 fikriyle. Fil D5 oynarsa eğer H3'ten sonra E4 sürüp F3 piyonuna baskı yapabilirim. Burada yine 2 piyona taş olmasına rağmen F3 piyonunda alırsam 3 piyona taş oynanabilecek bir konum. Yani E4 oynayabilirdi. Çok karışık bir konuma giriyordu. Ben hazırdım. Şimdi zaman olarak da çok üstündüm. Moral olarak da çok üstündüm. Çünkü D4 sürebilmiştim. Eğer E4 alsaydı maçta E çarpı D4 at çarpı B3 at çarpı B3 fil çarpı B3'e D çarpı C5. Şimdi fil C5 alacak. Fil çarpı F6 G çarpı F6'ya vezir çarpı B3. Evet, piyonlar eşit. Ters renkli filler var. Materyal eşitliği var. Fakat siyahların şah kanadında bir sıkıntısı var. Şah kanadı biraz daha zayıf beyaza göre. Beyazların taşları daha iyi yerlere oturabiliyor bundan dolayı. Piyon yapısının zayıf olmasından dolayı. Oynanabilecek bir konum tabii ki ama beyazlar çok rahat tercih edilebilir bu konumda. Rakibim 3. tercihi yaptı maçta. C çarpı D4 oynadı. Kale çarpı C8. Kale çarpı C8'e E çarpı D4. At çarpı B3. Evet, artık bundan sonrası kötü konum siyah için. At çarpı B3, fil çarpı B3'e D çarpı E5. Burada ben rakibimden fil C4 oynamasını beklemiştim. Taş değişmek onun avantajı fil C4 oynadığında ama fil G2 oynayacaktım ben. Şimdi burada acele etmiyoruz bu piyonu almak için. Bu bir baskı yaratıyor siyahlara. Yani F5 sürerse eğer bu çapraz açık olacak artık. E6 ile her zaman G7'ye baskı yapabilirim. Ve geçer piyonum oluşmuş oluyor E5'te. Eğer F5 oynamaz alırsa F çarpı E5. Bu sefer at çarpı E5 aldıktan sonra veziri istiyorum. At F7'ye bakabiliyor. H7 çaprazında file E4 oynayabiliyorum. Atın filin önünü açtığı için H7'ye baskı yapabiliyorum. Yine beyazların daha aktif olduğu bir konum. Rakibin şahı biraz zayıf çünkü. Rakibin fil C2 oynadı. Bu da kötü bir hamle çünkü vezir A1'den sonra bu sefer baskıyla F6'ya saldırıyorum. Yani sadece filim varken şu an vezir ve fil işbirliğiyle bir batarya kurdum. Bu çaprazda A1 H8 çaprazında F6'ya baskı yapıyorum. Şu an F6 yani piyonu kazanmak istiyorum. Kale F8 oynadı o yüzden. Alması yine kötü. Çünkü at çarpı E5'ten sonra yine aynı temalar. At F7 şah istiyorum. Fil G7'ye bakıyor vezirle atı açtığım zaman. B5 piyonu istekte kalabilir. Vezir kaçacağı yer önemli. Beyazların yine çok üstün olduğu bir konum oluyor. Kale F8 oynamayı tercih etti. EF6. Burada at D4 de oynayabilirdim. C2 filini isteyebilirdim. Fil G6'ya fil B5. Vezir D5'e fil C6. Piyon kazanıyordum bu konumda da. Bunu da görmüştüm. Ama EF6 benim hoşuma gitti. Fil çarpı F6. Fil F6'ya GF6. Eğer kale F6 alsaydı at E5. Vezir D5'e vezir C3. Tempo ile vezirimi oyuna sokuyorum. Fili isteyerek fil G6 at G6. Kale G6 alırsa E8'den mat var. H çarpı G6'ya kale E5. Şimdi B5 piyonunu alıyorum. Piyon yapısı da kötü. G7 G6. Ata fil açık bir konum. Şahı zayıf. Beyazlar için kazanç bir konum artık. O yüzden ben E çarpı F6'ya girmiştim burada at D4 oynamak yerine. GF6 aldı. GF6 aldıktan sonra da artık burada bir zayıflık oluştu. Yine hızlı bir şekilde taşlarımı doğru yerlere götürüp zayıflıktan yararlanacağım. At D4 öncelikle. B5'i istiyorum. Burada B5'i bırakıp devam etmesi gerekiyor ama kayıp B5'i bıraksa da. B5'i koruduğunda ise daha çabuk kaybedecek. Çünkü bu da oyun dışı artık. Fil A4'teki fil oyun dışı. At E6. Şimdi F6'dan ayrılamaz kale. Kale F'ni oynamak zorunda. At C5. Vezir C6'ya taşlarımızın merkezleşmesi gerekiyor. Vezir D4. Bakın A4 fili eksik şu an. Siyahların A4 filini eksik oynuyor. B6 atı oyunda değil. Taşların merkezileşmiş. Şu an at E6 vezir D8 mat fikirlerim var. Kale F7'den ayrılamıyor. F6 piyonu yüzünden. Vezir D8'i de engellemek için. Vezir D8 bir tehdit çünkü şu an. At E6 ile devam edeceğim. Kale F8 oynuyor. Ama bu da şöyle kaybettiriyor. At E6. Şimdi kaleye ayrılırsa F6 boşta mat oluyor. Kale F7 oynarsa da burada at D8 oynuyorum. Çatal atıyorum. Bu da kazanç oluyor. Vezir D8'i engellemek için kale F8 oynadı ama burası artık kayıp. Kale F8 at E6. Vezir C8.
At çarpı f8, vezir çarpı f8, kale e6. Bundan sonrası artık rahat bir kazanç. Taş değişeceğim. Taş değişip kalite önünde kazanacağım. Şah g7, vezir g4. Şah f7, fil h3. Burada fil h3 oynamamın sebebi e6 kalemi koruma altında bırakıp vezirimi serbest hale getirmek istiyorum. Vezir d8, vezir h5. Şah g7, fil f5. Şimdi h7'ye bir baskım var. h6 oynayamıyor vezir g6'dan dolayı. Vezir h7 istiyorum. Mata kadar gidecek. Tek hamle vezir d1. Vezir çarpı d1. Fil çarpı d1'e kale e7. Şimdi h7 de artık tehdit altında. Şah f8. Eğer burada şah h6 oynasaydı h4'ten sonra mata çağrı yoktu. Şimdi kale h7 istiyorum. Mata çağrı yok. O yüzden şah f8 oynadı. Kale a7. H7 piyonundan daha önemli benim için kale a7. H7'yi alsam da kazanıyorum. Fakat a5, b4 olası bir karşı şans çıkartmaması için önce a7 alıyorum. H7 her zaman alınabilir çünkü. At c4. Fil çarpı h7. Burada kale b7 istiyorum aynı zamanda. b5 piyonunu da alacağım. H piyonunu korursa. Yani h6 sürdüğünü düşünürsek. Hani kale h7'de gelip almak dışında kale b7 fikrim var. Kale b5 almak istiyorum. A ile b'yi değişebilirim. Sorun değil. h6 yine düşecek. At c4 oynadı. Fil h7. Fil a4, fil d3. Burada ilginç bir devam yolu vardı. Rakip meğer at çarpı a3 oynasaydı kale çarpı a4 oynayacaktım. B çarpı a4. Bakın at çıkmıyor. Şu an at oyun dışı. h4. H piyonunu süreceğim eğer şah buraya kadar yanaşırsa. Atı b5'e çıkmak için. Yanaştı takdirde h piyonunu süreceğim. Şah yanaştırmıyorum. Sonra şahla gidip atı alacaktım. Yani burada atı herhangi bir yerde de bırakamıyor vezir çıkma fikriyle. Çünkü fil gelip hemen tutuyor. Bu konuma oynayacaktım. Eğer at çarpı a3 oynasaydı kale çarpı a4, b çarpı a4'de h4, sonra şah yanaşacaktım. Dediğim gibi bu şah da buraya kadar gelemiyor. Çünkü bu piyon vezir çıkacak. At oynama koşulla oynarsa eğer. Yani mesela şöyle oynayabiliriz. Şah e7. Şimdi bu piyon da vezir çıkabilir diye düşünenler için göstereyim. Şah d6 oynarsa vezir çıkıyorum. Böyle gelirse h6. Bu piyona ulaşamıyor artık. Ulaşma durumunda bile zaten h7 sürüp file bağlıyorum. Yine atı vermek zorunda kalıyor. O yüzden olmuyor. Burada tabii ki at a3 oynamadı. At e5 oynadı. Fil e4. Şah e8. h4. Artık ilerleme zamanı. Fil d1. Şah g2. Fikrimiz f3. Filin buradaki bağlantısını kesip h5 sürmek. Şah d8. f3. f5. Burada fil f5 alsam da hiçbir şey yoktu. Fil f3 veya at f3 herhangi bir sıkıntı yaratmıyor. Ben hiçbir şans vermek istemedim. Fil d5. At c4 dikkatli oynamak lazım. Kazanç konum diye h5 sürersek yine kazanırız büyük ihtimalle ama at e3 engellemek gerekiyor. Rakibin hamlene dikkat edelim. Kazanç konumda kazanmak daha zordur. Çünkü rahatlarız, gevşeriz, konsantremiz dağılabilir. Daha da dikkatli oynamamız gerekiyor aslında kazanç konumunda. Daha da konsantre oynamamız gerekiyor. Şah f2, at b6, fil e6. Şimdi f5 piyonu. Fil c2, h5, f4, gf4 terk etti. Çünkü artık f5 oynuyorum. Sonra h6, h7. Yani direkt vezir çıkmamı engelleyemiyor. Yani taş feda etmek zorunda bıraktırmıyorum. Direkt vezir çıkıyorum. Kritik bir galibiyetti benim için. Kötü bir açılış tercihinde bulundum. At c3 yine de ana varyant oynayıp ana varyant içinde değiştirmem gerekiyordu. Ama ben maçımı hazırlanmış olabilir diye maç içerisinde çok yan varyanta girdim. B3 oynanmış ama çok az oynanmış. Kirpi konumunu aldım ama çok hoşuma gitmedi beyazlarla. Ona rağmen çok zorlandığımı hissetmedim. Açılışta kötü çıkmama rağmen fikirlerini biliyordum. Biraz da güvenmeme sebep rakibim çok düşündü. Düşünerek oynadı. Fikirlerini bilmediğini anladım açılışın. O beni rahatlattı. Bu tip konumları böyle dinamik konumları çünkü çok çabuk açılabilen bir konum. Eğer fikirlerini bilmeden oynarsanız çok hızlı bir şekilde kaybedebilirsiniz. Ve çok hızlı bir şekilde rakip karşı bir oyunla konumunu düzeltebilir, değiştirebilir. Bizim de öyle oldu. Ona da güvenmiştim. Böyle bir galibiyet benim için önemliydi. Son tura derece ümidiyle girdim. Son tur maçımızda görüşmek üzere.